Kanal Fırat ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Bugün 15 Şubat günlerden Perşembe, günün gelişen ve öne çıkan haberleriyle karşınızdayız. Bültenimiz başlıyor. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı tarafından Devlet Teşvik Tanıtım Günleri düzenlendi. İki gün sürecek olan etkinliğin Elazığ ayağına yoğun katılım sağlanırken gençlere ve vatandaşlara devlet tarafından sunulan kamu hizmetleri anlatıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde yapılan Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri etkinliği Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Fuar alanında yaklaşık 30 kurum ve kuruluş gençlere yönelik proje destekleri, hibeler ve teşvikler amacıyla açtıkları standlarda bilgi verdi. Geleceğin burada, devletin senin yanında, gençlerin hayali sizlerin vazifesi sloganlarıyla organize edilen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günlerine Elazığ Valisi Doktor Ömer Toroman, Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren, İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Durmuş Ersoy, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğrenciler, gençler ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte gençler savunma sanayisinden güvenliğe, iletişimden tarıma kadar birçok alanda yapılanları gözlemledi. Etkinlikte gençlerin kurumları daha iyi tanıyarak hem devletin imkanlarından yararlanabilmeleri, hem de sorumlu vatandaşlar olarak hak ve ödevlerini daha iyi kavrayabilecekleri anlatıldı. İl protokolü tarafından da standlar birer birer gezilerek bilgiler alındı. Devlet Teşvik Tanıtım Günlerine yoğun ilgi gösteren gençler merak ettikleri soruları sorarak bilgi edindiler. Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin müzik dinletisi ise gün boyu devam etti. Devlet tarafından sunulan kamu hizmetlerini anlatmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı organizasyonunda başlatılan Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Elazığ'da 16 Şubat'ta sona erecek. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan üye ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Alan bu kapsamda traktörcüler sitesini ziyaret ederek üyelerle bir araya geldi. Sürekli sahada olan, üyelerinin ve esnafın sıkıntılarını dinleyen Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan bu defa traktörcüler sitesini ziyaret etti. Yeni yeriniz hayırlı uğurlu olsun. Çok da güzel olmuş. Hepiniz böyle bir arabasınız. Allah razı olsun. Yapandan yaptırandan Allah razı olsun. Ben de Ticaret Odası Başkanınız olarak bir tarafa kadar sizin emrinizdeyim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Üyeleriyle bir araya gelen Başkan Alan talepleri dinleyerek çözümü için gerekli girişimlerde bulunacaklarının sözünü verdi. Başkanım, ne var? İyi misin? Ne var? Nasılsınız? İyi misin? Ne var? Elhamdülillah. Nasıl işlerimiz nasıl? İyi. Allah daha iyisin. Yeni yeriniz hayırlı uğurlu. Nasılsınız? İyi misin?
Bunun babasını tanır da. Selam. Selamun aleyküm. Traktörcü esnafları sitesinin kendileri için önemli bir proje olduğunu ifade eden site esnaflarından Ramazan Ayaz, ziyaretleri için başkan alana teşekkür etti. Hanımıza teşekkür ediyoruz. İlgisine teşekkür. Ayaklarına sağlık. Allah razı olsun. Traktörcü esnafları sitenin yapılmasından oldukça memnun olduklarını ifade eden site esnaflarından Mustafa Akılotu ise, alıcı ve satıcının bir noktada buluşmasının hem kendileri hem de vatandaşlar için büyük bir kolaylık olduğunu dile getirdi. Sitenin buraya gelmesi çok iyi oldu. Şu ana kadar dışarıdaydık. Herkesin yeri değişikti. Belli yerlerde değildik. Toplu olması çok iyi oldu. Üyeleriyle hasbihal ettikten sonra açıklamalarda bulunan Başkan Alan, Elazığ'ın ihtiyacı olan prestij bir projeyi şehre kazandıran Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür ederek, bu tür projelerin şehrin gelişimine önemli katkılar sağladığını kaydetti. Traktörcü sitesindeki esnaflarımızı ziyaret ediyoruz, geziyoruz. Gerçekten de Elazığ'a yakışır bir prestij mekanı yapmışlar. Yapan, yaptırandan Allah razı olsun. Şehrin gelişimine bu tür şeyler katkı sağlıyor. Biz şehrimiz için çok önemli. Biz de böyle esnaflarımızı ziyaret ettiğimiz zaman, esnaflarımızın memnuniyeti duyduğumuz zaman biz de mutlu oluyoruz. Tabii ki. Kendileri de bizleri kabul ettikleri için ben de odam ve şahsım adına kendilerine teşekkür ediyorum. Bir sıkıntıları, bir problemleri olduğu zaman da bir telefon kadar kendilerine yakın olduğumu bilmelerini istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, siyasi partilerin il başkanlıklarını ziyaret etti. Milletvekili Erol, ziyaretlerinin amacının seçim sürecinin barışçıl ve demokratik bir şekilde geçmesine katkı sağlamak olduğunu kaydetti. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya geldi. Milletvekili Erol, beraberindeki heyetle birlikte ilk olarak AK Parti'yi ziyaret ederek İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'yla bir araya geldi. Başkanım merhaba, biraz geciktik, kusura bakmayın. Evet, merhaba, hoş Sayın Başkanım, nasılsınız? Ne var, çok iyisiniz, teşekkür ederim, sağ olasınız. Ziyarette açıklamalarda bulunan Milletvekili Erol, şehirde yürütülen seçim kampanyasının herkesi memnun ettiğini söyledi. Sayın Başkanım, belediye başkanlığı dönemindeki nezaketinden dolayı, milletvekili belediye başkanı ilişkisinden kaynaklı da kendisine teşekkür ederim. AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım da yaptığı açıklamada kavgadan uzak durduklarını ve durmaya da devam edeceklerini söyledi. Özellikle bu şehre, genelde de Türkiye'ye birer vatandaş olarak borcumuz var. Bu borcu öderken her alanda bu sorumluluk omuzlarımızda. Milletvekili Erol daha sonra MHP Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Erol ziyarette bir süre MHP Elazığ Belediye Başkan Adayı Doçent Doktor Murat Aygen'le sohbet etti. Hocam hayırlı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Başarılar dilerim. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl? Ne var ne yok? İyidir. Sen nasılsın? İyisin. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Ziyarette değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Erol, kentte hizmet endeksli bir seçim yarışması olduğunu ifade etti. Tabii hocamla daha geçmişten gelen bir dostluğumuz ve tanışıklığımız var. Behçet abi eski belediye başkanımız, hepimizin abisi. Zaten Behçet abinin yeri Elazığ'ın gönlünde de farklıdır. Yavuz abi yine öyle, bizim dostlarımız. Hepsine teşekkür ederim, ev sahipliğinizden, nezaketinizden dolayı. Hocam başarılar dilerim, Allah muvaffak etsin. Tabi bu bir seçim, yani sonuç itibariyle insanlar gidecekler, siyasi tercihlerinde bulunacaklar. MHP Belediye Başkan Adayı Doçent Doktor Aygen de Elazığ'ı marka şehir yapmak için bir mücadele yürüttüklerini söyledi. Bir yarış bu, demokratik bir yarış. Önemli olan burada kenti ayağa kaldırmak. Bizim amacımız burada kendini değil, kentini öne çıkaran bir belediyecilik anlayışı biz düşünüyoruz. Yani ranta değil, kente dayalı bir belediyecilik. Milletvekili Erol'un bir sonraki durağı ise Saadet Partisi Elazığ İl Başkanlığı oldu. Selamun aleyküm, kolay gelsin. Merhaba Sayın Başkan, hayırlı olsun, Allah kandırmasın. Nasılsın başkan? Merhabalar efendim, hacım nasılsın? Ziyarete açıklamalarda bulunan Milletvekili Erol, Belediye Başkan Adayı Akın'a başarılar diledi. Her partiden iddialı siyasetçilerin yetişmiş olması, bu şehrin sorunlarına karşı kendi bakış açılarına göre çözüm odaklı bir siyaset getirmeleri son derece anlamlı. Akın da ziyaretinden dolayı Milletvekili Erol'a teşekkür etti. Bu nezaket ziyaretinden dolayı muhterem milletvekilimiz Sayın Gürsel Erol Bey'e teşekkürlerimi arz ediyorum.
Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Abdullah Akın ile yerel seçimlerin değerlendirmesini yapan Erol, son olarak yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Nasıl fark kardeş? İyisin. Hayırlı olsun. Allah muvaffak etsin. Başarılar dileriz. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Erol'u yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Ömer Ateş ve Belediye Başkan Adayı Faruk Septoğlu ağırladı. Erol, ziyarete Septoğlu ailesinin Elazığ'da önemli bir aile olduğunu ifade etti. Septoğlu ailesi Elazığ için önemli bir aile. Allah rahmet eylesin. Aliza Septoğlu hem Elazığ'ımız için hem de Türkiye için örnek bir siyasetçi, efsane bir siyasetçiydi. Ben bütün ara ara dönem dönem konuşmalarımda da şıhımızdan, eski milletvekilimizden önemli bahsederim, hatırla bahsederim, saygıyla bahsederim. Çünkü tam bir halk adamıydı, bir gönül adamıydı. Ziyarette konuşan Yeniden Refah Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Faruk Septoğlu da birlikteliğe vurgu yaptı. Rahmetli hiçbir zaman ayrımı yapmadı. Bize de o şekilde yetiştik. Lafla değil, icraatımızla da bunu göstermişizdir şükür Allah'a. Evet olanlar hepsi bilir tabii. Bu bazı tabuların yıkılmasında da önemli bir adımdır, ayaktır. Seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla buluşarak destek isteyen Elazığ Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ İl Kadın Kolları Başkanlığı'nın düzenlediği Ev Sohbetleri programına konuk oldu. Elazığ Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları seçim çalışmalarına yoğun tempoyla devam ediyor. Vatandaş, esnaf ve STK'larla bir araya gelmeyi sürdüren Şerifoğulları'nın bu defaki ziyaret yeri AK Parti Elazığ İl Kadın Kolları Başkanlığı'nın düzenlediği Ev Sohbetleri programı oldu. Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, AK Parti Elazığ İl Kadın Kolları Başkanı Burcu Tüver ve beraberindeki heyet Ev Sohbetleri programına katıldı. Kızılay Mahallesi'nde gerçekleştirilen programda vatandaşlar Başkan Şerifoğulları'nı ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek yeni dönem içinde gereken desteği vereceklerini söyledi. Vatandaşların sevgi ve ilgisiyle karşılanan Başkan Şerifoğulları da aileden başlayarak hayatımızın her yerinde fedakarlıklarıyla dünyamızı güzelleştiren kadınlarımızla bir araya geldik. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bizler göreve geldiğimiz ilk günden itibaren sevdamız olan bu aziz şehri geleceğe hazırlamak, kıymetli hemşehrilerimize hizmet etmek için durmadan çalıştık. Yeni dönem içinde yine yeniden hazırız, kararlıyız diye çıktığımız bu yolda vatandaşlarımız şehrin Şehrül Emin makamını yeniden bizlere teslim ederse AK Belediyeciliğin AK hizmetlerini şehrimizin her köşesine götürmeye devam edecek ve gerçek belediyecilik anlayışını ortaya koymayı sürdüreceğiz dedi. 31 Mart'ta gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimleri için çalışmalarını sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Doçent Doktor Murat Aygin'in bu defaki durağı TÜÇSAT ve Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı oldu. Verilen desteğin kendisine güven verdiğini ifade eden Doçent Doktor Aygin, Allah'ın izniyle 30 yıllık bir hasreti sonlandıracağız dedi. 31 Mart Mali İdareler Seçimleri için Milliyetçi Hareket Partisi'nden Elazığ Belediye Başkan adayı olan Doçent Doktor Murat Aygin seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Doçent Doktor Murat Aygin'in bu defaki durağı Tüm Sağlıkta Çalışanlar Derneği Elazığ Şubesi ve Türkiye Kamusal Çalışanları Vakfı Elazığ Şubesi oldu. MHP Elazığ Belediye Başkan adayı Doçent Doktor Murat Aygin ilk olarak Tüm Sağlıkta Çalışanlar Derneği Elazığ Şubesi'ni ziyaret ederek TÜSÇAT Şube Başkanı İlhan Şen ve dernek üyeleriyle bir araya geldi. MHP Elazığ Belediye Başkan adayı Doçent Doktor Murat Aygin'in ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren TÜSÇAT Şube Başkanı İlhan Şen seçim çalışmalarında Aygin'e başarılar diledi. İnşallah bu zorlu süreçte başarılı olursunuz. Allah kolaylık versin diyelim. Amin. MHP Elazığ Belediye Başkan Adayı Doçent Doktor Murat Aygin hazırladıkları ve hayata geçirecekleri projelerle ilgili bilgi vererek yerel seçimlerde kendilerine destek vermelerini istedi. Tabii biz bir kenti yönetmeye talip olduk. Zaten bizim yönetimimizde dediğimiz katılımcı belediyecilik, yani birlikte ortak bir yönetim modeli inşallah olacak. Ehliyete, liyakata, adalete ve istişareye önem veren bir yönetim modeli olacak. Ben de zaten bir sivil toplum kuruluşları üzerine de çalışmalarım var. Ben de TİSAV diye bir vakfın yönetim kurulu üyesiyim. Başka bir sivil toplum kuruluşa da danışmanlık görevimi yapıyorum. İnşallah hep beraber bu kenti yönetmeye
Çalışacağız. Tabii sizlerin yardım ve desteklerinizi bekliyoruz. Dualarınızı bekliyoruz. Ve ben bu yardım destekleri de gerçekten sahada görüyorum, hissediyorum. Sizin adınıza bütün sağlık çalışanlarına da teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizleri sahiplendikleri için. MHP'li Belediye Başkan adayı Doçent Doktor Murat Aygen ve beraberindeki heyet daha sonra Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı'nı ziyaret etti. Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı Elazığ Şube Başkanı Abdullah Pirinççi ve üyeleriyle bir araya gelen Aygen, sorun ve talepler hakkında istişarelerde bulundu. Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı Elazığ Şube Başkanı Abdullah Pirinççi, Doçent Doktor Murat Aygen'i desteklediklerini ifade ederek temennilerinin Elazığ Belediye Başkanlığı'nı kazanması yönünde olduğunu kaydetti. Liderimiz Elazığ Belediyesi'ne, Belediye Başkanlığı binasına 3 hilali uygun görmüştür. O makamda da ülkücülük yıllarımdan beri, ocağa girdiğim ilk günden beri kendisini tanıdığım, bildiğim saygıdeğer hocam Murat Aygen'i uygun görmüştür, münasip görmüştür. Bizlere düşen de Devlet Bey'in bu imzasını, Murat Aygen adının altına atılmış bu imzayı başımızın üstünde taşımamız, boynumuzdaki bu yükümlülüğü sonuna kadar götürüp şanımızda, şerefimizde Elazığ Belediye Başkanlığı binasına 3 hilali o makama da Murat Aygen hocamı oturtmaktır. Boynumuzdaki sorumluluğu yerine getireceğimize hiçbir şüphem yok. MHP'li Belediye Başkan adayı Doçent Doktor Murat Aygen de vatandaşların kendilerine güven verdiğini belirterek Allah'ın izniyle 30 yıllık bir hasreti sonlandıracağız dedi. Biz her şeyden önce Türk milliyetçiyiz. Ömrümüzü bu davaya vakfetmişiz. Bizlere güvenin, bizlere inanın. Allah izin verirse ki inşallah olacak, sahada iyi görünüyor. Sizlerin yardım ve destekleriyle, gayretleriyle biz bu zafere ulaşacağımıza cidden ben inanıyorum. Sizler de inanın. Allah'ın izniyle biz 30 yıllık bir hasreti inşallah sonlandıracağız. Çünkü kamu çalışanları mensubu olmakla biliyorsunuz kamuda özellikle değil mi idarelerde ülkücülerin itibarının olmadığını, statülerinin kaybolduğunu, hiçbir göreve getirilmediğini biliyoruz. Bu güç ile kamu çalışanları da yani kamuda çalışan arkadaşlarımızın da yanında ve arkasında duracağımıza, onların özlük haklarını koruyacağımıza da biz sizlere söz veriyoruz. Üniversite mahallesiyle seçim çalışmalarına devam eden Saadet Partisi Elazığ Belediye Başkan adayı Abdullah Akın, bu seçim partilerin değil adayların ve projelerin seçimi dedi. Saadet Partisi Elazığ Belediye Başkan adayı Abdullah Akın seçim çalışmalarını sürdürüyor. Allah razı olsun. Siz iyisiniz. Nasılsın, ne var ne yok? Allah razı olsun. Sen nasılsın? Allah'a şükürler olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Aday Akın seçim ziyaretleri kapsamında üniversite mahallesi Namık Çiftçi Caddesi'ni ziyaret etti. Nasıl bir alışveriş yapacak? Nasıl sevdiğin kızı alacaksın? Mümkün mü? Ondan sonra bunalıma gireceksin. Biz inşallah sizlere iş alanı açacağız. Söz veriyorum. Belediye seçimine giriyoruz. 40 tane projemiz var. İnşallah bu projeleri yapacağız. Size iş alanı açacağız. Ama partizanlık yok. Aday seçimi var. Aday seçim. Bu seçim adayların seçimi inşallah. Esnaf ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören Akın, Elazığ için hazırladığı 40 stratejik 10 tamamlayıcı projeleri hakkında vatandaşlara bilgi verdi. Bütün gençlerimize iş alanı açacağız. 30 bin kayıtlı işsiz gencimiz var. Bunlar için çeşitli yatırımlarımız var. O yatırımların hepsi iş demek. Diğer taraftan emekli ağabeylerimiz burada. Halk ekmek fabrikasını kuracağız. Halk ekmek fabrikasını kuracağız. Ve her mahalleye en az bir tane halk ekmek büfesi kurmak suretiyle sizlere ucuz ekmeği buluşturacağız. İnşallah. Diğer taraftan et balık kurumu gibi. Aynen Konya'daki Torku gibi eti, sütü, peyniri, tereyağını burada bir fabrika kurmak suretiyle paketleyip sizlere satış noktalarında ucuza inşallah buluşturacağız. Üzerinizdeki geçim sıkıntısını bir nebze inşallah almış olacağız.
Aday Akın, bu seçim partilerin değil adayların ve projelerin seçimi diyerek hemşehrilerin desteğini istedi. Şu memleketimizin durumu ortadadır. Benden başka hiçbir projesi olan bir tane aday yoktur. Onu da söyleyin. Bak bizim halk ekmek fabrikasından tutun, kentsel dönüşme her alana ait projelerimiz var. Bunları yapacağız inşallah. Bu seçim partilerin seçimi değil, adayların seçimidir. O yüzden bu seçimde ne olur adaya oy verelim. Evet, beğendiğiniz bir aday varsa projeleri olan liyakatli gerçekten düşünüyorsanız verin. Ama hakikaten yoksa da sizlerden destek istirham ediyorum. Açıkta oy kullanılsa yüzen karşı değil. Ben sana Allah senden razı olsun. Vatandaşlar ise Akın'a yaşadıkları sorunları anlatarak dert yandı. Bankalar kilitlemiş, ora kilitlemiş, yatırımcı yapmıyor. Helal haram bitmiş Türkiye'de. Şöyle yapalım. Aynen öyle. Biz şimdi inşallah muvaffak olursak kentsel dönüşümü başlattığımızda sizin işlerinizin önünü alacak kimse yok Allah'ın izniyle. Niye? Çünkü inşaat demek sizin malzeme demek. Belediye çalışanlarına maaş sözü verirsiniz. Tabii zam. Evet, evet, bunlar olması gereken. Çünkü insanların cebi önemlidir. Yani ne olursa olsun ben sana şunu söyleyeyim. Benim cebimde olmadıktan sonra şimdi bir ev taşıyacağım mesela, tamam mı? Cebimde param olmasa vallahi taşıyamam. 94 ruhunu 2024'e taşıyacağız diyen Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Faruk Septioğlu seçim çalışmaları kapsamında dernek, vatandaş ve esnaf ziyaretlerine devam etti. Yeniden Refah Partisi Lezzet Belediye Başkan Adayı Faruk Septioğlu 31 Mart Mahalli İdareler seçimleri kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Septioğlu seçim çalışmaları kapsamında Mustafapaşa Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Başkanım! Anadolu Başkanım! Faruk Başkan! Vatandaşların sloganlar, meşalelerle karşıladığı Septioğlu sorunları ve talepleri dinleyerek yeni döneme ilişkin istişarelerde bulundu. Partilerine gösterilen yoğun ilginin şehrin beklentisini ortaya koyduğunu ifade eden Septioğlu, inşallah 31 Mart'tan itibaren Elazığ'da yeni bir hizmet dönemini başlatacağız ve 94 ruhunu 2024'e taşıyacağız dedi. Aday Septioğlu'nun bir diğer durağı Harput Der oldu. Dernek Başkanı Kazım Atıcı ve dernek üyeleriyle bir araya gelen Septioğlu, şehrin milli ve manevi değerleri üzerine istişarelerde bulundu. Septioğlu son olarak Belediye İş Merkezi Büyük Çarşı ve Köfteciler Sokağı'nı gezdi. Cümlemiz Allah'a emanet. Sağ olasın. Allah'a emanet. Cümlemiz Allah'a emanet. İnşallah. Selamun aleyküm. İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Allah iyilik versin. Şükür Allah'a. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Cümlemiz. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Septioğlu, esnaflarımızla kucaklaşmaya devam ediyoruz. Çok dertliler, anlatacak çok şeyleri var. Biz öncelikle onları dinlemeye talip olduk. Esnafımız halkımızın bize yansıması, her evi, her sorunu biliyorlar. Bu sıkıntılı süreçleri birlikte atlatacağız. Hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız dedi. Tunceli merkezde Elazığ ve İstanbul'da düzenlenen PKK operasyonunda 14 şüpheli yakalandı. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar doğrultusunda terör örgütü PKK, KCK, PYD, YPG'ye yardım ve yataklık ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik Tunceli merkezli Elazığ ve İstanbul'da eş zamanlı Şehit Savcı Murat Uzun operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda Tunceli'de 10, Elazığ'da 1, İstanbul'da 3 olmak üzere toplam 14 şüpheli yakalandı.
Genişletilmiş İl Divan toplantısını gerçekleştiren Eğitim Birsen toplantıda ayrıca üyeleriyle birlikte 32. yaşını da kutladı. Eğitim Birsen Elazığ Birnoğlu Şubesi sendikanın 32. yaşını düzenlediği genişletilmiş İl Divan toplantısında kutladı. Kültür Park Mamuratül Aziz Salonu'nda düzenlenen toplantıda üyelerine hitap eden Eğitim Birsen Birnoğlu Şube Başkanı İbrahim Vahşi, 32. yılda da aynı heyecanla çalışmalarına devam ettiklerini dile getirdi. Bugün 14 Şubat, önemli bir gün. Önemi nereden geliyor? O değil. Bugün Eğitim Birsen'in kuruluş yıl dönümü. O yüzden 32. yılımızı kutluyoruz bugün. Hamdolsun. Ben başta sendikanın ilimizde kurulmasında emeği geçen Kamil Kara olmak üzere Sayın Değerli Hocam Tayyip Cevher, Ömer Dinç, Müslüm Çelik, Yetkiner, Kemal Yılmaz, Vedat Toprak, çok isim var burada, duayenlerimiz çok. Hepsini belki tek tek sayamayacağım. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bahşi konuşmasında eğitim alanında yaptıkları çalışmalara değindi. Başörtüsü yasağının kaldırılması, 8 yıllık kesintisiz eğitimden ve katsayı zulmünden vazgeçilmesi, yeni müfredat programlarıyla eğitimin vesayetçi karakterden arındırılıp demokratikleşmesi, Kur'an-ı Kerim, Siyer-i Nebi, temel dini bilgiler derslerinin okullarda okutulması, vesayet ideolojisiyle toplumu tedip etmekten başka amacı olmayan milli güvenlik derslerinin kaldırılması, öğretmenlere nöbet görevi ücreti verilmesi gibi birçok konuda dört cellerin 12 ay istihdam edilmesi ve ardından kadroya geçirilmesi, sınav ücretlerinin artması, cuma namazı ve hac izinlerinin kabul edilmesi, öğretmenlerin özel hizmet tazminatlarının artırılması, meslek kanunu, yüzlerce kazanım altında imzamız vardır. Vatandaşlarla bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Coşkun Çağlar Duran, ihtiyaç sahibi emeklilere her ay belediye bütçesinden düzenli olarak 2000 lira destek vereceklerini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Elazığ Belediye Başkan Adayı Coşkun Çağlar Duran, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında seçim çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Adayı Duran, aynı zamanda hayata geçirmeyi planladığı projeleri birer birer açıklıyor. Başkan Adayı Duran, ihtiyaç sahibi emeklilere her ay belediye bütçesinden düzenli olarak 2000 lira destek verileceğini belirterek, amaçlarının şehrin yaşlı ve emekli kesiminin ekonomik refahını artırmak ve onların yaşam standartlarını yükseltmek olduğunu ifade etti. Duran, emeklilerin her anında yanlarında olmak ve ihtiyaçlarını karşılamak, belediye yönetiminin öncelikli hedefleri arasında yer aldıklarını kaydetti. Dezavantajlı ailelere ve öğrencilere yardım elini uzatan İyilik Çeşmesi Yardımlaşma Derneği, bu defa Arıcak ilçesindeki köy okullarına kırtasiye yardımlarını ulaştırmak için kolları sıvadı. İyilik bir su, bırak aksın sloganıyla yola çıkan İyilik Çeşmesi Yardımlaşma Derneği, ailelere ve öğrencilere yardım ulaştırmaya devam ediyor. İyilik Çeşmesi Yardımlaşma Derneği'nin bu defaki durağı Arıcak ilçesi olacak. Arıcak ilçesindeki köy okullarına kırtasiye malzemeleri ulaştırmak için kolları sıvayan İyilik Çeşmesi Yardımlaşma Derneği, okuma kitabı, roman, hikaye, test kitabı, etkinlik kitapları, kırtasiye malzemeleri, mont ve botları ulaştıracak. Cuma gününe kadar duyarlı vatandaşlardan da destek beklediklerini belirten İyilik Çeşmesi Yardımlaşma Derneği Kurucu Başkanı İbrahim Sedat Çetin, 250 öğrenciye hazırladıkları hediyeleri vereceklerini kaydetti. Derneğimiz her yıl olduğu gibi bu yılda ilimizin en ücra köşelerinde bulunan okullara yardım kampanyası düzenlemektedir. Bu kapsamda Arıcak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte yaptığımız çalışma sonucunda Erimli, 3 Ocak, Orman Pınarı, Gümüşkaya okullarında bulunan toplam 250 öğrencimize hayırsever vatandaşlarımızın destekleri sayesinde bot, mont, kırtasiye, oyuncak gibi ürünler hediye edeceğiz. Dernek olarak amacımız kırsal kesimde yaşayan çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüme şahit olmakta
olmaktır. İyilik Çeşmesi Yardımlaşma Derneği olarak her yıl bu şekildeki çalışmalarımız devam edecektir. Bizlere gönül veren, destek veren tüm hayırsever vatandaşlarımıza, dernek üyelerime, özellikle basın mensubu arkadaşlarıma teşekkür ederim. Elazığ Klasik Türk Müziği Korosu ve Kürsübaşı Topluluğu 16 Şubat Cuma günü saat 20'de Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştireceği konserde merhum Hafız Abdullah Nazırlı'nın şiirlerinden bestelenmiş eserleri seslendirecek. Elazığ Klasik Türk Müziği Korosu ve Kürsübaşı Topluluğu muhteşem bir konser hazırlanıyor. İlahi Aşkın Sesi konseriyle koro, Elazığ'ın önde gelen kanaat önderlerinden Hafız Abdullah Nazırlı'nın vefatının 3. yıl dönümünde onun şiirlerinden bestelenmiş eserleri seslendirecek. Konsere Mehmet Kemiksiz konuk sanatçı olarak katılacak. Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsübaşı Topluluğu Müdürü Olcay Bürhan, Cuma günü saat 20'de Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan konsere Elazığlıları davet etti. Bu hafta 16 Şubat, Cuma günü saat 20'de Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi'nde İlahi Aşkın Sesi konseriyle izleyicilerimizin karşısında olacağız. Topluluk Sanat Yönetmenimiz Kenan Çimtay'ın yöneteceği İlahi Aşkın Sesi konserine tüm Elazığlı hemşerilerimizi siz değerli basın mensupları aracılığıyla konserimize davet ediyoruz. Elazığ'da 6 Şubat depremi sonrası hayata geçirilen yerinde dönüşüm projesi çerçevesinde ilk köy evi sahibine teslim edildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde depremden etkilenen şehirlerde afet konutlarının çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede hayata geçirilen yerinde dönüşüm projesiyle depremden etkilenen Elazığ'da da hummalı çalışmalar devam ediyor. Elazığ Valiliği öncülüğünde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Elazığ Belediyesi İl Özel İdaresi İşbirliği'nde yürütülen projeye kent genelinde 250 kişi başvurdu. İlk yerinde dönüşüm projesinin tamamlandığını duyuran Elazığ Valisi Ömer Toroman, 6 Şubat depremlerinde Elazığ Merkez Körpe Köyü'nde evi ağır hasar alan Turan Gür Kıvılcım yerinde dönüşüm kapsamında devletimizin sağladığı desteklerle evini yaptı, dedi. Ben Elazığ Merkez Körpe Köyü'nde İkamet etmekteyim. İsmim Turan Gür Kıvılcım. Geçen yıl 6 Şubat'ta tam bir yıl önce büyük bir deprem meydana gelmişti. Kahramanmaraş. Ve bu durumdan biz de etkilendik. Evim ağır hasar almıştı. Müracaat ettim. Gelip evi incelediklerinde ağır hasar olduğunu karar verdiler. Bu süreç içinde evim oturmaca durumda ağır hasardaydı. Yerine dönüşüm programıyla başlamasıyla ilk günden itibaren gidip başvurumu yaptım. Başvuru sonucu olumlu değerlendirildi. Bir müteahhitle anlaşarak yerine dönüşüm programıyla devletin yardımıyla evimi kısa bir süre zarf içinde yapıp bitirdim. Allah teala zeval vermesin. Şu anda evimde oturuyorum. Darısı diğer komşuların başına. Bültenimizi burada noktalıyoruz sevgili izleyenler. Kısa bir ara, aranın ardından spor haberleriyle tekrar karşınızda olacağız.
Günün gelişen ve öne çıkan spor haberleriyle tekrar karşınızdayız sevgili izleyenler. Elazığ Spor'da Ergeneveli Meşe Spor maçı hazırlıkları yapılan taktiksel çalışmayla devam etti. Bordo Beyazlı ekibimiz Elazığ Spor'da Ergeneveli Meşe Spor maçı hazırlıkları yapılan çalışmayla devam ediyor. Kaptan Ömer Toköz, Elazığ Spor Tesisleri Birnoğlu, Gökmen Yıldıran antrenman sahasında saat 11.30'da teknik sorumlu Bülent Yenihayat ve yardımcıları eşliğinde gerçekleştirilen taktiksel antrenmana tüm oyuncular katılım sağladı. Günün çalışmasında Bordo Beyazlı ekibimiz ilk olarak dar alanda 5'e 2 pas çalışırken, daha sonra yapılan taktiksel çalışmada Ergeneveli Meşe Spor maçının taktiğini denediler. Elazığ Spor'un Ergeneveli Meşe Spor maçı hazırlıkları Cuma günü yapılacak olan antrenmanla tamamlanacak. Temsilcilerimiz Elazığ Spor ve 23 Elazığ Futbol Kulübü'nün hafta sonu oynayacakları 20. hafta maçlarını Antalya bölgesi hakemleri yönetecek. Merkez Hakem Kurulu TFF 3. Lig'de oynanacak olan 20. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Yapılan atamalara göre TFF 3. Lig 2. grupta 18 Şubat Pazar günü saat 14'te Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Elazığ Spor Ergeneveli Meşe Spor maçını Antalya bölgesi C klasman hakemlerinden Hakan Yurtseven yönetecek. Yurtseven'in bu maçtaki yardımcılıklarını Konya bölgesi C klasman yardımcı hakemi Nihat Ökten ile Burdur bölgesi C klasman yardımcı hakemi Mehmet Sonay yapacak. Müsabakada Antalya bölgesi bölgesel hakemlerinden Mustafa Bayındır ise 4. hakem olarak görevlendirildi. Öte yandan yine ligin 20. haftasında oynanacak olan TFF 3. Lig 4. grup 20. hafta müsabakası olan Bursa Yıldırım Spor 23 Elazığ Futbol Kulübü karşılaşmasını ise Antalya bölgesi C klasman hakemlerinden Mazlum Doğan Bodur yönetecek. Hakem yardımcılıklarını ise Antalya bölgesi C klasman yardımcı hakemleri Burak Yanardağ ve Mehmet Eren Küçük Keçeci yapacak. Müsabakada Isparta bölgesi bölgesel hakemi Alihan Çalıkuşu Bulut ise 4. hakem olarak görevlendirildi. Karşılaşma 17 Şubat Cumartesi günü saat 14'te Minareli Çavuş Spor Tesislerinde oynanacak. Hafta sonu oynanacak olan Elazığ Spor Ergeneveli Meşe Spor maçı biletleri Elazığ Spor Store mağazası ile birlikte eski adı PTT Meydanı olan Demokrasi Meydanı'nda da satışa sunuldu. Yoğun bir ilginin olacağını tahmin ettiğimiz Elazığ Spor Ergeneveli Meşe Spor karşılaşmasının biletleri farklı noktalarda da satışa sunuldu. Pazartesi günü televizyonumuzda yayınlanan maraton programında canlı yayın konuğu Profesör Doktor Sabahattin Devecioğlu ve spor koordinatörümüz Coşkun Kamaş da konuyu gündeme getirerek bilet satışlarının şehrin farklı noktalarından satılmasını talep etmişlerdi. Yani buradan yönetime de çağrıda bulunmak lazım. Biletleri biraz erken basıp şehir merkezinde, çeşitli bölgelerde de tabii satışa sunmak. Birkaç noktada daha önce postane meydanında satış oluyordu sanırım. Mağazalar hocam, dükkan mesela bazı mağazalar gönüllü olarak biletleri satıyorlardı. Evet. Bunun gibi mesela çarşının belli noktalarındaki esnaflara verilerek sayı itibariyle onların o biletleri satmaları konusunda bir destek alınabilir aslında. Evet, yani hem futbol severleri hem Elazığ spor severleri bu konuda stadyuma ulaşabilmeleri için biraz çalışma evet, yapmak hatta gerekir. Hatta PTT meydanında böyle evet, bir küçük bir satış. Çadır da kurulabilir. Yani ne denir ona? Çadır mı denir? Yani bir büfe veya. Büfe gibi. Yani portatif büfe kurulup da 2-3 gün kala evet, satışlar yapılır sonra o kaldırılır. Elazığ Spor yönetimi yoğun talep karşısında Elazığ Spor Ergeneveli Meşe Spor maçı biletlerini Elazığ Spor Store mağazasının dışında Demokrasi Meydanı'nda da satışa sundu. Elaziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen kürsübaşı etkinliğinde Elazığ sporlu futbolcular ve teknik heyet doyasıya eğlendiler. TFF 3. Lig 2. grupta mücadele eden ve şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Bordo Beyazlı temsilcimiz Elazığ Spor için tüm Elazığ kenetlenmiş durumda. Bu doğrultuda Elazığ sporlu futbolcular ve teknik heyet için Elaziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından moral ve motivasyon amacıyla kürsübaşı etkinliği düzenlendi. Kürsübaşı etkinliğinde birbirinden farklı Elazığ ve Harput musikisine ait türküler seslendirildi. Etkinliğe katılan futbolcular ardından davul klarnet eşliğinde halay çekip çifte telli oynadı. Müzik
güzel bir gece olduğunu ifade eden Elazığ Spor Başkanı Serkan Çayır, dernek başkanı Onur Şahin ve ekibine teşekkür ederken, Elazığ Spor Teknik Sorumlusu Bülent Yenihayat ise arada bir bizim de nefes almaya ihtiyacımız var diye konuştu. Öncelikle Elaziz Der Derneği Dernek Başkanı Onur Şahin'e ben çok teşekkür ederim böyle bir organizasyon hazırladığı için. Böyle bir şeylere ihtiyacımız vardı, organizasyonlara. Ben çok teşekkür ederim. Biz eğleniyoruz. Eğlenmeye de devam ediyorlar aşağıda. Biz bir 5 dakika ayrıldık. Ben Elazizler Başkanı Sayın Onur Şahin'e teşekkür ediyorum. Bize böyle bir gece, böyle bir moral gecesi diyelim hazırlattıkları için. Arada bizim yani nefes almaya da ihtiyacımız oluyor takım olarak. O anlamda bizim için çok değerliydi. O yüzden herkesin emeğine, başta başkanım olmak üzere herkesin kim emeği varsa herkese teşekkür ediyoruz. Bizim için anlamlı bir gece. Hem Elazığ kültürünü bize yansıtıyorlar burada aşağıda hem müzikle beraber hem sundukları ikramlarla beraber. O anlamda da hem kültürel anlamda hem de eğlence anlamda, moral anlamında bizim için çok değerli bir geceydi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Dernek Başkanı Onur Şahin ise Elazığ Spor'un davetlerini kabul etmelerinden dolayı teşekkür etti. Elaziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği olarak öncelikle hocamıza, başkanımıza ve takımdaki oyuncularımıza teşekkür ediyoruz bizi kırmayıp buralara kadar geldikleri için. Şampiyonluk yolunda takımımıza moral ve motivasyon olması amacıyla kürsü baş programı düzenledik. Futbolcu arkadaşlarımızın ve hocamızın da moralinin motivasyonunu bu hafta sonraki maça dahi çıkması amacıyla böylesine bir program düzenledik. Yani futbolcu ablerimiz, kardeşlerimiz şu anda aşağıda da eğleniyorlar, eğlenmeye de devam edecekler. Güzel bir gece oldu. Programın ardından dernek başkanı Onur Şahin, Elazığ Spor Başkanı Serkan Çayır ve Teknik Direktör Bülent Yenihayat'a plaket verirken, Başkan Çayır ve Teknik Sorumlu Yenihayat ise Şahin'e forma hediye etti. Okul Sporları Yıldızlar Dart müsabakaları sona erdi. Müsabakalar sonunda öğretmen Sıdık Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi il birincisi olarak bölge finallerine katılmaya hak kazandı. 13 Şubat 2024 tarihinde Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde başlayan Okul Sporları Yıldızlar Dart müsabakalarında öğretmen Sıdık Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri müsabakada il birincisi olarak bölge finallerine katılmaya hak kazandı. Öğretmen Sıdık Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Abdurrahman Güvenç hedeflerinin bölge finallerinde de birinci olup Türkiye finallerinde dereceye girmek olduğunu belirterek öğrencilerini ve öğretmenlerini tebrik etti. Güvenç yaptığı açıklamada, okul sporları dart kategorisinde yapılan yarışmalarda il birincisi olarak bölge finallerine katılmaya hak kazandık. Birçok sportif alanda olduğu gibi dart alanında da öğrencilerimiz büyük bir başarı elde ettiler. Hedefimiz bölge finallerinde de birinci olup Türkiye finallerinde derece elde etmektir. Sportif, kültürel başarılarımızın yanında akademik ve mesleki alanlarda da birçok başarıya imza atıyoruz. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kutlar, başarılarının devamını dilerim dedi. Günün gelişen spor haberlerini sizlere aktardık ve spor bültenimizin de sonuna geldik. Bir başka haber kuşağında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.